Kürşat! Kürşat! Kürşat, sen nasıl girdin buraya? Ya niye geldin? Sen buradasın. İyi misin? İyisin mi? İyisin. Kürşat! 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 Duyuyor musun lan beni Kürşat? Komiserim, nefes almakta zorlanıyoruz. Bana bak, evin arka duvarından uzaklaşın, anladın mı? Evin arka duvarından uzaklaşın! Anlaşıldı komiserim. Kaç! Serdar, durum nedir Serdar? Çekildiler komutanım. Anlaşıldı kardeşim. Güvenliği elden bırakmayın, anlaşıldı mı? Mevzilerinize kalın. Emredersiniz komutanım. Çiğdem, iyi misin? İyiyim komutanım. İyiyim. Sen de iyi misin lan, manyak değil mi? Ha? Eyvallah kardeşim. Oğlum ne meraklısınız emirsiz iş yapmaya? Kim daldıydı sana içeri? Neyse. Bol bol su verin İlyas. Çocuk iyi mi? Kurban olurum kız sana. Kurban olurum. Bak geçecek birazdan, tamam mı? Öksürüğün de geçecek, merak etme. Ya valla. Şey bak. Bu adam ciddi şekilde dengesiz. Farkındasın değil mi Temin? Var ya, her şeyi yapar yemin ediyorum. Teğmen, mesafeyi koru. Allah Allah, kaç kere söyleyeceğim ya? Hayır, bu kadar suyu ne halt etmeye de şuur duymuyorum ki. Ne? Emredersiniz komutanım. Güzel. Yani... Bu tip adamlar insanın ömrünü yer teminim. Yani mesela buna varsan sorsan maaşın kaç para diye bilmez. Terzi kendini söküyüm dikemez hesabı. Buna işte vereceksin topu tüfeği, manyak gibi savaşır bunlar. Bir de psikopat gibi aşık olurlar. Değil mi? Ben bilmiyorum komutanım. Ya bu herif senin peşinden gözünü kırpmadan ateşe atladı Temin. Baksana Bursa kestanesi gibi kızartıyor. Kürşat, oğlum kaç kere söyleyeceğim mesafeyi koru diye. Ya bana emir tekrar ettirme, al o bidonları. Emredersiniz komutanım. Ne diyordum ben? Yandı diyordunuz komutanım, yandı. Yandı. Hem de Bursa kestanesi gibi yandı çocuk. Siz ikiniz Sidam Temin'im, garipsiniz ya, çok garipsiniz.
Komutanım, ben bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ya babalar, ben söylemek istiyorum belki. Allah Allah. Ha, herif senin peşinden ateşe atladı diyorum sana ya. Tamam, bunlar insanı deli eder. Bak, bir şey diyeceğim bak, ben kız olsam yani muhtemelen çirkin olurdum, böyle de koca bulamazdım. Yani yanına öyle pek gibi oturacak adam yerine böyle uçaksavar gibi herif tercih ederdim. Çiğdem. Sen benim kızımsın. Yani düzeltiyorum, kız kardeşimsin. Hepimizin öylesin. Ne kendine küssün. Ne bu dünyaya. Ne de bu hıyara. Bu devirde artık kimse kendini başkası için ateşe atmıyor. Alo. Tamam, bırakabilirsin Kürşat. Komutanım, ben ne demeye taşıdım onları buraya kadar? Canım emir vermek istedi. Manyak değme. Ayrıca test etmek istedim. Ateş değilsin, suda da iyi misin diye. Sinem. Ne anlattım sana bu kadar? Ne anlatsın? Ya bak, iki saattir su taşıyorum, kollarım koptu. Doğru düzgün söyle bana. Haydar Yüzbaşı iki saattir sana ne anlattı? Hadi. Şey, özetle kestane dedi. Bursa kestanesi. Sonra kakaolu kek. Kek. Uçak savar. Bir de psikopat dedi. Öyle şeyler işte. Kestane. Kek. Çok sağ ol. Bunlar niye yeşil? Bunlar mı? Arazide belli olmayalım diye. Kamuflaj bunlar da. Kız askerlerin silahı daha mı hafiftir? Yoo. Aynı. Bunlarla aynı ağırlıkta. Peki kız askerleri saçını tarayıp toka takabilir mi? Toka mı? Yani takarlar. Yani takıyorlardır herhalde. Ya sen bunun şeye niye sormadın ki Çiğdem Teğmen'i? Çiğdem Teğmen yok ama. Nereye gitti? Ya işi vardır onun. Şimdi gelir işini bitirsin, tamam mı? Gel bir öpeyim seni, gel. Oh, çok tatlısın kız sen. Gel. Ah. Ağzını burnunu yerim senin ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.